soruya şöyle bakalım. Yakın gelecek diye bir şey sigortacılıkta yok. Yani bir kere sigortacılığın özü uzun müddetli yatırımdır. Yani uzun müddetli olmaktır ve bu sabır gerektirir. Çünkü sigortacılıkta yakın diye baktığınızda sizi çok şoke eden durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çok basit bir örnek. Bu işe başlarsınız, sigorta işi kurarsınız ama o yıl hiç olmayacak bir şey olur. Ülkede büyük bir doğal afet olur ve çok büyük bir hasarla karşılaşırsınız. Hasar sonucunda da bu işte zarar edersiniz ve hemen çıkmayı düşünebilirsiniz. Ama sigortacılık böyle değildir. Çünkü doğal afet her an olmaz. Deprem örneği her an olmaz. Büyük yangın her an olmaz. Dolayısıyla sigortacılığı orta ve uzun vadeli bir iş olarak görmek lazım. Türkiye'nin geçmişine baktığımızda da ben girdiğimde de umut vaat eden sektör, geleceği çok umutlu sektör olarak hep konuşulmuştur. Bence sektör bunu da gerçekleştirmiştir. Yani toplamda ülkenin içindeki penetrasyon oranları artmıştır. Kişi başına harcanan sigorta gideri artmıştır. Toplam prim üretimleri 3-4 misli büyümüştür euro-dolar bazında. Ben hala çok umutluyum. Yani ama konuya asla bugünden yarına hemen 2 yıl içinde yönetici olacağım, 5 yıl içinde işte çok büyük paralar kazanacağım, işte 5 yılın sonunda artık bu sektör miadını dolduracak, ben yeni şeyler arayacağım diye bakmamak lazım. Sigorta sektöründe hangi birimde çalışırsanız çalışın uzun müddetli. Yani uzun müddet dediğimizde 5 ila 10 yıldan sonra meyvelerin toplanabileceğini unutmadan çalışmak lazım. Bugün bir ürün çıkartırsınız sigortacılıkta, bu ürünün tutulması, bu ürünün satılması, bu ürünün kar üretmesi bile 3 yılda döner. Dolayısıyla hani benim için sigortacılıkta yakın gelecek diye bir kavram yok. Ama orta ve uzun vade için mutlaka umutlu olunması gereken ve global oyuncuların da sektörde olduğunu varsayarsanız yabancıların bir ülkeye girişi ve yatırımı 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık değil. Yani bugün Aksa Sigorta olarak biz 2023 stratejisini çalışıyoruz. Yani 16'dayız. 2023 bizim için yakın strateji. Dolayısıyla yakın 6 yıl, 5, 6 yıl sonrayı gösteriyor. Ben orta ve uzun vadeli baktığımızda hala bu sektörü içinde bulunması gereken ve bireylerin koruma bilincini kazanabileceği, kurumların da risklerini yönetebilmek için kaldıraç olarak kullanacağı çok önemli bir görevde görüyorum. Dünya örnekleri böyle. Türkiye yavaş yavaş geliyor. Bazen ağır adımlarla geliyor. Ama biraz daha cesaretli bakmak lazım. Ve sigorta sektörünü önemsemek lazım diye düşünüyorum.